Merhaba Cihan Bey. Sekreteriniz müsait olduğunuzu söyledi. Tabii. Buyurun, hoş geldiniz. Siz sabahları gelmeyince merak ettim. Bir de telefonlarıma geri dönmediniz. Ciddi bir şey oldu sandım. Aslında evet, oldu. Ama bunları dışarıda konuşalım hanımefendi. Olur, nasıl isterseniz. Anladım. İyi akşamlar. İstersen kullan arabayı sen. Ben girelim. Saçmalama. Ne olacak? Ayıp Mehmet, ne yapıyorsun? Tamam. Güzel bir yermiş burası. Hiç bilmiyordum. Şeref Hanım, benden ne istiyorsunuz? Ne demek bu şimdi Cihan Bey? Yani beni neden aradınız? Neden gelme ihtiyacı duydunuz? Sizi merak ettim diye söyledim ya. Hem siz benim çok saygı duyduğum bir insansınız. Arkadaşlarınız bana keyif veriyor. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok zarif ve kibarsınız. Ama bu bana yetmiyor. Şimdi söyleyeceklerim yüzünden bana çok kızacaksınız ama söylemezsem ben de kendi kendimi yiyip bitireceğim. Yıllardır olmayan bir şey oldu bana. Siz aklıma, hayatıma, düşüncelerime girdiniz. Sabah kalkıyorum sizi düşünüyorum, akşam yatarken sizi düşünüyorum. Aklıma her geldiğinizde gülümsüyorum. Ve sizi karşıma çıkardığı için Allah'a şükrediyorum. Siz yıllar sonra kalbimin yeniden hızlı hızlı çarpmasına neden oldunuz. İltifat ediyorsunuz. Lütfen konuşmayın. Yoksa sonuna kadar söyleyemem. İşte bu sebeplerden dolayı sizinle bir daha görüşmemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü siz bana hiçbir umut vermiyorsunuz. Ben sizinle ilgili düşler kurarken siz asla boşanmayacağınızı söylüyorsunuz. Merhaba. Merhaba hayatım. Sen neden bu saatte evdesin hayatım? Bir şey mi var? Evet, Onur'u bekliyorum. Bahar, sen haklıydın. Çok üzgünüm. Ben onu bulmak için Türkiye'nin en ücra köşelerini bile gezdim Bahar. İkimiz bir aile olalım diye çabalayıp durdum. Bu kız beni hiç mi sevmemiş? Bunu bana neden yaptın? Onun derdi seninle değildi aşkım. Sakın öyle düşünme, tamam mı? Nilüfer tabii ki seni sevdi. Sen onun abisisin. Onur, özür dilerim. Affedersin. Öğrendin mi gerçeği? Evet. Thank you.
Çok güzel bir geceydi. Bence de. Pınar. Olanlar hakkında bir şey söylemedin. Fikrin değişmedi mi hala? Bebek konusunda henüz kararımı vermedim. İkimiz felaket bir çift olabiliriz. Bizden güzel ve zeki çocuklar doğuyor en azından. Peki ya evliliğimiz? Onunla ilgili ne zaman karar vereceksin? İkimiz için artık umut yok. Bu son olanlar daha iyi gösterdi. Biz sevgimizle birbirimizi boğuyoruz. Birbirimize zarar veriyoruz. Baksana. Sevgili olmayı bile beceremedik. Pınar yapma lütfen. Onur bak. Birbirimizi daha fazla üzmeyelim, tamam mı? Bakıyorum da Mehmetcan'la arandan susuzmuyor artık. Yavaş yavaş alışıyoruz birbirimize. Hulya'nın sana o kadar çok benziyor ki Mehmet. Aynı sen gibi. Fazla zora gelmeyi sevmiyor. Hemen mızmızlanıyor. Ne yani? Ben mızmız mıyım? Ay üf be. Niye cümlenin hep içine gelen kısmını alıyorsun sen? Gel bakalım. Ya. Kim mızmızmış göreceğiz Mehmet şimdi. Mehmet ya lütfen. Mehmet al. Mehmet tamam Allah aşkına Mehmet. Tamam. Bu araydı. Bitti mi sandın? Bitmedi mi? Oo, hoş geldin Onur abi. Bakıyorum ayağını bir sürttün. Kurtarabilene aşk olsun. Buyurun. Şans dilemek için. Çok teşekkür ederim Mehmet. Aradığın için çok sağ ol. Oğlumuz da sana dua edeceğiz Nihan. Buraya yürüyerek geleceksin. İnanıyorum ben. İnşallah Mehmet. Şimdi kapatmam gerekiyormuş. Oğlumuzu öp benim için. Bana bir şey olursa ona iyi bak. Nihan sana hiçbir şey olmayacak. Nihan. Alo. Nihan. Arkadaşlar, harika haberlerim var. Turgut Beylerle imza atıldı. İşte bu kadar. Yeniden ya. Piyasadayız. İş yapmaya başlıyoruz. Tebrik ediyorum kaptan. Sağ ol. Bu hepimizin başarısı. Hele dava da bir bitsin. İşler eskisinden de iyi olacak. Bakın görürsünüz. Yalı sayesinde almış olduğumuz kredi de belimizi bayağı doğrulttu. Sanırım artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah. Ben siz mi başladınız? Aşk olsun. Vallahi sabahtan çıktılar Fikri Bey. Dediğiniz gibi herhalde işlerine gitmişlerdir. Babacığım. Siz birkaç gün sonra gelmeyecek miydiniz? Hayırdır? Hiç hayır değil gelin. Nerede oğlum? Çabuk ara. Neredeyse gelsin buraya. Bu zamana kadar her şey gitmiş olabilir. Ama bu kadar olandan sonra seni şirketimde barındıramam. Artık abinin hatırı olsa bile sana güvenemem. Çok üzgünüm Nilüfer. O zaman ben de çok üzgünüm. Çünkü eğer beni kovarsanız... Mehmet Fikri Bey'e şirketin son durumunu... ve yalanın ipotek edildiğini...
Anlatmak zorunda kalırım.